Türk savunma sanayi, sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu bir kabiliyeti daha geliştirip Türk Silahlı Kuvvetleri kullanımına sunacak. İnsansız hava araçlarının etkin olarak kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, bu araçlarda, yurt dışından temin edilen ekipmanların yerli ve milli olarak üretilmesiyle ilgili bir dizi proje başlatıldı. Bu projelerden biri de İHA'ların uydu hava terminali ihtiyacının yurt içindeki çözümlerle karşılanmasına yönelik olarak yürütüldü. Bu çabalar sonunda Türk Savunma Sanayi Şirketi STEH tarafından geliştirilen geniş bant uydu haberleşme sistemleri ANKAS ve AKSUMBUR'a entegre edildi. Bu sayede Türk İHA'ları yerli uydu hava terminalleriyle ufuk hattı ötesindeki binlerce kilometre menzilde operasyon kabiliyetine kavuştu. Elde edilen bu başarının ardından söz konusu teknolojinin döner kanatlı platformlara entegrasyonu için çalışmalara başlandı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, iştiraklerinden STEH firması ile döner kanat platformları için uçuş esnasında uydu üzerinden yer kontrol birimi ile haberleşme imkanı sağlayacak yeni bir sistem geliştiriyor. Yer ve hava terminallerinden oluşacak sistem, alınan ses, görüntü ve bilgi paketlerini kullanıcıya anlık aktarabilecek. Mevcut ve yeni nesil döner kanat platformlarına 12 inçlik bir anten ile entegre edilebilecek olan sistem, kullanıcının tanımladığı frekansta iki yönlü veri iletimi sağlayacak. Ekim 2022 tarihinde başlatılan projenin 4 yıl içinde ilk teslimatının yapılması hedefleniyor. Geliştirilen sistem, 3 eksende platformun jammer etkisi gösteren PAL hareketlerinden etkilenmeyecek. Kesintisiz uydu takibini sağlayacak şekilde tasarlanan sistem, helikopterde bulunan interkom sistemine ek olarak, uydu üzerinden iletişimin sağlanacağı bas konuş özelliğine de sahip olacak. Helikopter hareketlerine bağlı olarak otomatik uydu takibi yapacak olan proje kapsamında, mevcut ve envanterde henüz bulunmayan döner kanat platformları için geniş bant uydu haberleşme kabiliyetinin kazandırılması hedefleniyor. Henüz çok az ülke ve şirketin sahip olduğu teknolojiyi yerli imkanlarla geliştirecek olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ile site, helikopterlerde istihbarat, gözetleme, keşif, sınır güvenliği ve afet müdahalesi gibi konularda video ve veri trafiğini komuta veya koordinasyon merkezine aktaracak. Kuband frekansında çalışabilen sistem, arama-kurtarma faaliyetleri, VIP ulaşım, ambulans ve acil yardım, doğal afetlerde kesintisiz iletişim, dünyanın herhangi bir yerinden görüntü ve veri iletişimi gibi alanlarda destek sağlayacak.